3 video ve 10 hacim bileşiği. Neden bahsediyorum? Tabii ki bundan önce yaptığım 3 video ve o 3 videoda işlediğim toplam 10 hacim kürlerinizi kullanabileceğiniz bileşikler arkadaşlar. Size tavsiyem, eğer o videoyu izlemediyseniz ya da o videoları mutlaka ama mutlaka izlemeniz yönünde olacak arkadaşlar. O 3 video ile 10 bileşiği, o bileşiklerin ne işe yaradığını, yarar ve zararlarını önerdiğim dozajlamaları aslında bütün gerekli olan bilgileri de öğreneceksiniz arkadaşlar. Sizler aramayın diye hemen yukarıda çıkan kartlar bölümünden sizler için o 3 videoyu da sizlere sunuyorum arkadaşlar. Artık geldi o videolarda öğrendiğiniz ya da öğreneceğiniz bilgiler eşliğinde mükemmel hacim külleri için planlar yapmaya arkadaşlar. Hadi başlayalım ama kısa bir şekilde sizleri bu videoda neler bekliyor bir göz atalım arkadaşlar. O videoda da isimlerini saydığım etken maddelerin kombinasyonu ile yapılabilecek en iyi steroid kürlerine bakacağız arkadaşlar. Onların yararlarını, kullanım dozajlarını ve etkileşimlerine bakacağız. Sonrasında da sık sorulan soruları ele alacağız arkadaşlar. Ve en sonunda size elde ettiğim tecrübeleriyle düşüncelerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Hangi kürün benim için en etkili olduğunu söyleyeceğim ve aslında dünya üzerinde tartışmasız en iyi olan hacim kürünün hangisi olduğunu açıklayacağım videonun sonunda. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Hadi o zaman hazırsak videomuza başlayalım. Bu ve bundan önceki 3 videomda bahsi geçen etken maddelerin gerçek üreticilerin ürettiği, içinde bahsi geçen etken maddelerin tam ve eksiksiz kullanıldığı bileşikler olduğunu varsayarak etki ve yan etkilerinin ortaya çıkacağını bilmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Siz de eğer laboratuvar onaylı, %100 dolu ve gerçek etken maddelerin içinde olduğu bileşiklere ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken Instagram üzerinden bana ulaşmanız. Instagram şurada işte arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Hacim ve güç artısı için steroid külleri. İstifleme bileşikleri başlangıç seviyesinin üzerindeki herhangi bir kullanıcı için standarttır arkadaşlar. Yeni başlayanlar bile dozaj, kür uzunluğu, yan etki kontrolü ve PCT temelleri takip edildiği sürece minimum riskle basit bir yığınla başlayabilirler arkadaşlar. Oldukça basit bir şekilde bileşikleri istifleyerek farklı açılardan hacim oluşturma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve 2 veya 3 farklı steroidin farklı özelliklerinden ve etkilerinden yararlanarak boşlukların doldurulmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere doğru dozlarda en iyi steroid kombinasyonunu kullanarak kütle ve güçte muazzam kazanımlar elde etmek için kullanabileceğiniz en iyi 3 hacim örneğini paylaşacağım arkadaşlar. Evet, hemen ilk ile başlıyoruz. Nedir bu? Dianabol, Trenbolon, Enantat daha iyi bir tercih olacaktır ve testosteron. Bu kütlenin adı aslında süper kitle oluşturucu. Arkadaşlar, Dianabol, Trenbolon ve testosteron ile gücünüzü uçuracak ve doğru egzersiz ve diyetle kolayca 15 kilograma kadar kütle artışlarını teşvik edecek bir yığın olarak en çok denenmiş ve test edilmiş bileşiklerden üçüdür arkadaşlar. Hemen bu kürün faydalarına bakalım. Kütle ve güç artışları bu kürün adıdır ve aslında bu etkileri çok önemli ölçüde fark edersiniz arkadaşlar. Bu 12 haftaya kadar yapabileceğiniz bir kürdür ve bunu yapmak en iyi seçim olacaktır. Dianabol'ü ilk 6 hafta boyunca testosteron ile birlikte kullanabilir. Ardından testosteron ile birlikte son 6 hafta için trene geçebilirsiniz. Ya da başka bir seçenek, 12 hafta boyunca testosteron ve trenbolon enantat kullanıp ilk 4 hafta Dianabol ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. Dozajlamaya bakacak olursak bu kür için 1 ile 6. hafta arasında günlük 40 mg Dianabol ve haftalık 500 mg testosteron enantat ve ya da veya spionat her biri 250 mg'da da 2 kez idealdir arkadaşlar. 7 ve 12. haftalarda haftada 3 kez 100 mg trenbolon, ki trenbolon asetat oluyor da, haftada 2 kez bir doza bölünmüş haftalık 500 mg testosteron. Bir diğer alternatif ise ilk 4 hafta 40 mg Dianabol, 12 hafta boyunca 500 mg testosteron enantat ve 200 mg trenbolon enantattır arkadaşlar. Peki sonuçlara bakalım, ne olabilir böyle bir kürde? Etkileyici güç kazanımları bekleyebilirsiniz. Bu da performansınızı ve yeteneklerinizi artıracak ve bu da daha büyük, daha hızlı kazanımlara yol açacaktır arkadaşlar. Döngünün sonunda 15 kilogram kütle kazanımı olağandır. Ancak daha net sonuçlar için vücutta toplanan sıvı ağırlığını kontrol etmeye dikkat etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Peki PCT olarak da bu ilaca bakmamız gerekiyor ki PCT mutlaka yapılması gerekiyor. Bu kürün sonunda PCT uygulamasında kullanılması gereken ana ilaçlar Norvadex, Clomid ve HCG'dir arkadaşlar. PCT programlaması yapmak gerçekten bilgi gerektirdi ve ben bu bilgiyi maalesef bedava vermek istemediğimden dolayı bu videoda daha detaylı bir PCT uygulaması sizlerle paylaşmıyorum. Dileyenler bana Instagram adresinden ulaşabilirler. Arkadaşlar, bir diğer kürümüz Decadrobolin, Dianabol ve
testosteron döngüsü. Arkadaşlar efsanevi bileşiklerin başka bir kombinasyonu bu, tren yerine deka'yı ekleriz. Bazıları deka'yı kullanmakta korkabilir, bazıları ise pek değil, ama şöyle bir şey var ki denemeden bilemezsiniz. Deka'nın bu kürdeki tüm etkilerinin ortaya çıkması birkaç hafta alacaktır. Bu nedenle 12 hafta boyunca kür uygulamanız gerekecek arkadaşlar. Bu kürün faydalarına bakacak olursak, deka ile elde edeceğiniz büyük nitrojen tutma desteği sayesinde harika pompalar bekleyin. Bu ilk döngülerinizden biri ise 17-18 kilogram aralığındaki kazanımları kolayca görebilirsiniz. Daha fazla deneyime sahip olan kazançları biraz daha ılımlı bulabilirler. Ancak yine de 5 ile 10 kilogram arasında bir ultra etkileyici olacaktır arkadaşlar. Hemen bu kürün dozajlanmasına bir bakalım. Bu uygulaması basit bir döngüdür ve birden çok yolla yapılabilir. Asla başarısız olmayacak bir planda Dianabol'ü ilk 6 hafta boyunca yalnızca günde 35 mg'a kadar kullanmaktadır arkadaşlar. Dianabol daha sonra 6. haftada durur. Tüm döngü boyunca, yani 12 hafta boyunca haftada 300 mg dekayı ve haftada 500 mg testosteronu kullanmanızı öneririm arkadaşlar. 1. ve 6. haftalar 25-35 mg gün bölü Dianabol, 1 ve 12. haftalar 300 mg hafta da deka ve yine haftada 500 mg testo olmak üzere bir uygulama söz konusudur arkadaşlar. Sonuçlarına bakalım, bu kürü uyguladığınız zaman sizi bekleyecek sonuçlar nedir? Birçok kez steroid kürü yapmadıysanız ve ilk kürleriniz ise 10 kilogramdan 22,5 kiloya kadar herhangi bir değerde kazanç doğaldır arkadaşlar. Dianabol'un nitrojen tutma desteği sayesinde güçlü pompalar görünmesi olağan bir durumdur. Tabi arkadaşlar, videonun başında da belirttiğim gibi bu konular, yani bu yan etkiler ya da etkiler tamamen gerçek içeriklerle dolu olduğunu varsaydığım ilaçlardan dolayı söylüyorum. PCT evresine bakalım. PCT evresi için daha önce söylediğim prosedür geçerlidir. Yani bu işlemi maalesef ücretsiz bir şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Bir diğer kürümüz Sustanon Trenbolon Anadrol yığını arkadaşlar. Bu daha tecrübe olan kişilerin kullanabileceği ve hardcore bir yığındır ve muhtemelen ilk olarak bu kür ile başlamak ağır olacaktır arkadaşlar. Bu kombinasyon ile çok ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Hemen bu kürünün faydalarına bakalım. Hızlı etkili oral steroid Anadrol sayesinde bu yığına çok hızlı sonuçlar görmeniz mümkündür arkadaşlar. Pardon, çok yemek yedim. Dozajlamaya bakalım. Bu kürün uzunluğu 10 haftadır. Ancak Anadrol yalnızca ilk 3 hafta kullanılmalıdır arkadaşlar. Bu süper bir başlangıç sağlar. Ardından diğer steroidler kullanılır. Böylelikle Anadrol'ün karaciğere uygulayacağı baskıdan da kurtulmuş olursunuz. İlk 3 hafta boyunca günde 100 mg Anadrol kullanmak mantıklı olacaktır size. 10 haftalık döngünün tamamı için sustanonu haftada 750 mg ve treni haftada 300 mg da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tren ve sustanonu bir şırınga dozunda birleştirebilir ve haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Burada tabi bahsi geçen yine tren asetat aslında, da tren enantat da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu kürü uyguladığınızda olabilecek sonuçlara bakalım. Anadrol ilk birkaç hafta içinde kütle kazanmanızı sağlayacak ve bunun ne kadarının antrenmanlarınıza, diyetinize ve kaç döngü yapacağınıza bağlı olduğu, ancak her iki durumda da etkileyici sonuçlar beklediğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Tren su tutmadan ve besin verimini artırarak süper yağsız kas ve güç kazanımları sağlayacaktır size. Hemen PCT'ye bakacak olursak, ki PCT yine az önce söylediğim prosedürler geçerlidir. PCT uygulamasında alınacak 3 ana etken Clomid, Norvedex ve aynı zamanda HCG'dir. Ama daha detaylı bir PCT planlaması için bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim şurada. Hemen sizin sorduğunuz sık sorulan sorulara bakalım. Arkadaşlar, steroidleri kombine etmek ya da başka bir deyişiyle istiflemek daha mı fazla fayda sağlar? Arkadaşlar, steroidleri birlikte istiflediğinizde sonuçlarınızı büyük ölçüde artırabilirsiniz. Ancak aynı zamanda artan yan etki riskini de taşırsınız. Önceliğiniz büyük kazançlarsa tek başına tek bir steroid bileşiği kullanmaya kıyasla size verebilecekleri etkileyici sonuçlar için steroidleri istifleme tartışmasız daha iyidir. Peki arkadaşlar, belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hacim için en iyi yığın, en iyi kür hangisidir? Hacim için en iyi yığın yoktur. Herhangi biri tamamen farklı bileşikleri tercih ederken sizler başka bir yığından ya da başka bir kürden daha harika sonuçlar alabilirsiniz. Ancak bir numaralı hedefiniz güvenilir büyük güç ve kütle kazanımları ise Dianabol, Trenbolon ve testosteron denenmiş ve test edilmiş hacim yığının başka bir kombinasyon tarafından geçilmesinin zor olduğuna şüphe yok arkadaşlar. Peki steroid kullanmak ya da birçok steroidi istiflemek güvenli midir? Hemen bu soruya da cevaplayalım. Herhangi bir anabolik steroid kullanmak riskleriyle birlikte gelir arkadaşlar. Bu nedenle birden fazla steroidi birleştirdiğimizde esasen riski arttırırsınız. Bu nedenle dozajlara ve döngü uzunluklarına dikkat etmeniz ve yan etkileri nasıl etkili bir şekilde kontrol edeceğinizi öğrenmeniz hayati önem taşımaktadır. Steroid kullanma konusunda kendinize güvenin
güvenip deneyimli olduğunuzda risk azalır. Ancak steroidlerin asla risksiz olmadığını her zaman hatırlamalısınız arkadaşlar. Aslında çok gelen sorulardan bir tanesi de bu ki hemen sorayım. Oral steroid kürleri arasında ne kadar beklemeliyim arkadaşlar? Oral steroidlerin çoğu karaciğeriniz için risk taşır ve oral steroidleri içeren bir dolgunun ardından karaciğer strese girer. Bu nedenle oral kürleri arasında kesinlikle uygun bir ara vermelisiniz ve karaciğerinizin iyileşmesini sağlamak için en az 4 haftalık bir mola öneririm sizlere. Bir başka soru, trenbolon ile ne istiflenmeli arkadaşlar? Trenbolon bir hacim yanında kullanmak için popüler bir bileşiktir ve kitle oluşturma söz konusu olduğunda dianabol ve testosteron ile iyi bir şekilde birleştirilir. Dianabol yerine dekadrabolin de genel trenbolon ile birlikte kullanılabilen bir steroiddir. Tren, su tutma veya diğer östrojenik etkileri neden olmayan hacim yanınıza eklemek için çok yönlü bir bileşiktir arkadaşlar. Bu videonun genelinde sonuç ve tavsiyem olarak size bir şey söylemem gerekiyorsa, ilk steroid kürünüzün nasıl olması gerektiğine karar vermeye çalışırken büyük ihtimalle kafanız çok karıştı arkadaşlar. Aslında bu durum bütün herkes için yaşanmıştır ki başlardan benim de öyleydi. Önemli olan aşırı analiz yapmamak ve elde edebilecekleriniz ve rahat olduğunuz şeylerle başlamaktır ve aslında en önemlisi maddi olarak karşılayabileceğiniz kürlerle sınırlı olmaktır arkadaşlar. Bu videoda isimlerini duyduğunuz steroidleri veya kombinasyonlarını kullandığınızda kas kazanımı yaşamanız zaten kaçınılmazdı ve zamanla biraz daha steroidler ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda belki kendi kürlerinizi kendiniz yazabilecek duruma geleceksiniz arkadaşlar. Peki benim naçizane tavsiyem sizlere nedir? Tam kazançlar ve genel performans artırıcı güç ve fayda için hacim yığınıza bir trenbolon biçimi eklemeliyi düşünmelisiniz arkadaşlar. İster trenbolon asetat, ister trenbolon enantat. Dianabol, testosteron ve tren yığını yapabileceğiniz en temel neredeyse hatasız döngülerden biridir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kadar bilgi belki kafanızı karıştırmış olabilir ama bu videoda adı geçen her bir etken madde size hedefinize ulaştırılabilecek özelliklere sahiptir. Eğer ki kür programlamasında hala kafanız karışıyor ve neyi hangi dozlarda ve ne uzunlukta kullanacağınıza karar veremiyorsanız ve hatta çok sağlam etken maddelere nasıl ulaşacağım diye kafanızda sorular var ise size iki seçenek sunuyorum arkadaşlar. Vücudunugeliştir.com web sitemden ya da Instagram adresinden bana ulaşıp vücudunugeliştir.com üzerinden 15 soruyu cevaplamanız böylelikle sizler için yazabileceğim kürler için bana gerekli bilgiyi ulaştırmış olacaksınız arkadaşlar. Bu hizmetim tamamen ücretsizdir fakat belirtmem gereken nokta kürleriniz için gerekli olan bileşikleri benden temin ettiğiniz sürece. İkinci seçenek ise şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden bana ulaşıp sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Ama bir gerçek var ise Instagram üzerinden bir program satın almak istediğinizde daha fazla ücret ödemek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Tabii yine de seçim sizin. Umarım bu video kafanıza ulaşabilecek sorulara cevap niteliğinde olmuştur arkadaşlar. Peki siz hacim kürücü yapacak olsaydınız hangi etken maddeyi ya da maddeleri seçerdiniz? Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. Videomdan memnun kaldıysanız bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Hepinize önce sağlık, sonrasında bol kazanç ve bol sporlu günler diliyorum. Hoşça kalın.